الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara suresinin 110. ayetinden itibaren inşallah okuyacağız. Ama 110. ayeti 109'da bağlantılı olduğu için 109'dan başlayacağız. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ehli kitaptan çoğusu şunu çok ister. Keşke sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirseler. Keşke kafir yapsalar. Haseden min indi enfusihim, kendilerinde olan bir şeyden dolayı duydukları kıskançlık sebebiyle. Çünkü onlar sizin doğru yolda olduğunuzu biliyorlar. Kendileri bu yola gelmek istemiyor. Sizin de o yoldan çıkmanızı çok istiyorlar. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Bu, bütün gerçek kendileri açısından ortaya çıktıktan sonra böyle yaptılar. Yani iyice anladılar ki Müslümanlar hak yoldadır. Bu sebeple çok istiyorlar ki siz de imanınızdan sonra kafir olasınız. Ondan dolayı Müslümanlığı Hristiyanlığa benzetme çalışmaları ta işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başlamış. Bu ayeti kerime onu gösteriyor. Çünkü ehli kitap bunu çok ister dediğine göre o zamanki Yahudiler ve Hristiyanların yapmaya başladıkları ve günümüze kadar devam eden kesintisiz bir harekettir. Belki birçoğuna garip gelir ama bana göre bu sahada bayağı başarılı olmuşlar. Şimdi her derste Kur'an'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bir vadide mevcut İslam anlayışında bir başka vadide olduğunu çok net olarak görüyoruz. Bunu nasıl başarmışlarsa başarmışlar. Tabii bunun ayrıntıları yapılacak ciddi bir tarih çalışmasından sonra ortaya çıkar. Bizdeki tarih çalışmaları siyasi tarihtir. Hiçbir siyasetçi kendi döneminin kötü gösterilmesini istemediğinden dolayı emirle yazılmış olan tarihlerdir. Onlarla gerçeği öğreneceğimizi hiç zannetmiyorum. Ama elimizde çok güzel belgeler var. O da işte Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet. Bir de ona rağmen oluşturulmuş olan bir din. İşte bugünlerde kölelik, cariyelik konusu tartışılıyor. Televizyonda gösterilen bir film sebebiyle yeniden gündeme geldi. Aslında bunların tartışılması son derece güzel. Eğer çok güzel bir şekilde tartışılabilecek olsa çok iyi. Ümit ediyoruz ki bundan sonra çok daha fazla bu konular gündeme gelir ve tartışılır. İnsanlar doğru İslamiyet'i öğrenirler. İşte cariyeler, yani savaş esiri olan hanımlar, bizim mezheplerin tamamının ittifakıyla, işte adına icma diyeceksek işte bundan daha kapsamlı bir icma olmaz. Mezheplerin tamamının ittifakıyla bir kimse cariyesini
odalık olarak kullanabilir. Yani onun cinselliğinden yararlanabilir. Ve onda bir sayı yoktur. Evet, bazen evet öldürmesine bile müsaade edenler var maalesef. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'e son derece açık bir şekilde aykırıdır. Ben bu ehli kitabın neler yapmış olabileceğini görmeniz açısından bir kısa bir örnek vereyim. Elinizdeki meali lütfen bir açın. Nisa suresinin 3. ayetini bakalım burada nasıl bir meal vermiş. Elinde farklı mealler olan varsa onları da lütfen okusunlar. Bak ben bu elimdeki mealden okuyacağım. Elimdeki meal Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırladığı meal. Bu meali tercih etmemizin sebebini biliyorsunuz. En çok satılan Türkçe meal olması. İşte Diyanet Vakfı tarafından bastırıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından bastırıldı. Ve Suudi Arabistan tarafından bastırıldı. Zaten Suudi Arabistan'ın siparişiyle hazırlanmıştı. Hala da bastırılıyor. Üçüncü ayetin mealini bir okuyalım. Hep beraber. Diyor ki burada, eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut sahibi olduğunuz cariye ile yetinin. Şimdi haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Ne anladınız buradan? Adaleti gözetemeyeceğiniz bir tek kadınla evlenin, tamam. Yahut sahibi olduğunuz cariye ile yetinin. Bu ne demek? Nikah kıyın yok burada. Nikah kıymadan. Şimdi elinizin altında bir cariye var. O zaten var. O zaten var, elde bir. Şimdi ondan idare et işte. Niye evleniyorsun ki madem adaleti gözetemeyeceksin? Şimdi bakın bu ayetin meali sizin elinizde. Bir takım parantezler kullanmış. Fakat bu yetinin kelimesi parantez dışında. Yani ne demektir bunun anlamı? Yani ayette yetinin diye bir kelime var demektir, değil mi? Ayetin metninde var demektir. Yetinin. O zaman bu ayet erkeklerin cariyelerle cinsel ilişkisine müsaade ediyor. Yani bu haliyle. Ama bu Allah-u Teala'ya yapılmış çok büyük bir iftiradır. Çok büyük bir iftiradır. Arapça bakımından bu ayeti, bu meali vermenin imkan ve ihtimali yoktur. Şimdi neden böyle söylüyorum? Ayetin Arapçasına bakalım. Diyor ki burada ve yuhiftum ella tuksidu fil yetame. Yani yanınızda büyümüş, artık reşit olmuş yetim kızlara mallarını teslim etme yerine onunla evlenmeyi düşünüyorsunuz. Fakat ona karşı iyi davranmaktan korkuyorsunuz. Yanınızda büyüdüğü için hala çocuk gibi muamele edeceğinizi düşünüyorsanız onlarla evlenmeyin. Peki ne yapacaksınız? Evet Adem Bey, bu konuda da bir basın bildirisi hazırla. Çok önemli bir konu. Ali Rıza Hoca'yla birlikte işe yaparsan daha iyi olur. Şimdi biz bir hafta burada olmayacağız. Diyor ki işte yanınızda büyümüş, reşit olmuş bir kız, yetim kız var.
onun babasından ona kalan malı verme yerine evleneyim de bu mal elden çıkmasın diyorsanız evlenebilirsiniz ama ona çocuk gibi muamele etmekten endişeniz varsa onunla evlenmeyin. O zaman فَنْكُحُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ sizin hoşunuza giden kadınlardan, hoşlandığınız kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlanın. Ve yıkıftı mellâ tuksidû, onlara adil davranmayacağınızdan korkarsanız. Ellâ ta'dilû. Ellâ tuksidû öncesiydi, evet. Fe yıkıftı mellâ ta'dilû, onlara adil davranamayacağınızdan korkarsanız. Fevâhideten, Arapçada burada bu fevâhidetenin başındaki fiil inkihudur, o hasfedilmiş yani oraya yazılmamıştı. Dillerde bu olur, Türkçede de vardır. Bir taneyi nikahınıza alın. Evma meleket eymanukum ya da yönetiminiz altındaki cariyeyi nikahlayın. Ayetin söylediği bu. Ayetin söylediği ya bir kadını nikahlayın ya da elinizin altındaki bir cariyeyi nikahlayın. Elinizin altındaki cariyeyi nikahladığınız zaman kendi, çünkü esir kadın erkek esir kampına bırakılmaz, aileler dağıtılır ve aile içerisinde hukuku da ailenin en yakın yani evlatları gibi olur. O zaten çok detaylı bir şekilde Nur suresinin 58. ayetinde çok net bir şekilde anlatılıyor. Aileyle kaynaşır. Ama onun cinselliğinden yararlanma diye bir şey yok. Eğer erkek elinin altındaki cariye ile evlenmek isterse, onu hürriyetine kavuşturmadan da evlenmesi mümkün değildir. Hürriyetine kavuşturur, o hürriyet bedeli de onun mehri olur. Şimdi bu ayette, ama bir başkasının cariyesiyle evleniyorsa bir insan, orada hürriyet şartı yoktur. Daha az bir mehir olabilir. O durumda şey olur. Yani o cariye ondan aldığı parayı verir. Emri altında bulunan kişiye. Sonra eşiyle beraber çalışır, artan borcunu öder ve hürriyetine kavuşur. Bir kere Kur'an-ı Kerim köleleştirmeyi kesin olarak yasaklamıştır. Esirler mutlaka serbest bırakılmalıdır. Nur suresi, Muhammed suresinin 4. ayetine göre İmmâ mennem ba'du ve immâ fidâen diyor. Ya karşılıksız ya da karşılıklı serbest bırakılması gerekir esirlerin. Asla köleleştirilemez. Bu yasaklanmıştır. Sadece Ahzab suresinin 50. ayetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mısır'dan hediye edilen Mâriye'ye peygamberimiz için müsaade edilmiştir. Özel bir müsaade. Bir başkası için değil. İşte şimdi bak görüyorsunuz ayetin metnine ilave yapılarak esir kadınlar odalık olarak kullandırılıyor. Üstelik de şu var. Normal kadınlardan 4 tane alabilirsin ama esir kadının sınırı yok. İbn-i Abidin'de şöyle bir ifade gördüğümü hatırlıyorum. Bir kişinin 4 tane karısı, 1000 tane de cariyesi olsa. 1001. cariyesini alırken karısı dese ki ben buna razı değilim, kadının kafir olmasından korkulur diyor. Niye? Çünkü Allah'ın helal kıldığını haram kılıyor. Şimdi sen Allah'ın helal kıldığını nereden çıkarıyorsun? Allah bir kere nikahsız cariye ile ilişkiyi kesin haram kılmıyor. Nikahlı olan da en fazla 4 olur. O da 4 taneye de hukukunu yerine getirmek şartıyla müsaade edilmiştir. Hukukuna bak, bugün insanlar hukukunu yerine getirmekten korktukları için bir taneyle bile evlenmiyorlar. Hadi bakalım. Bunu eğer engellemek isteyenler varsa her birisinin hukukunu yerine getirme şartını koşun, o zaman görürsünüz. Şimdi
Tekrar aynı ayetlere dönelim. Şimdi bakın görüyor musunuz? Müslümanlar nereden nereye gelmişler? Kur'an-ı Kerim'in son derece titiz bir şekilde üzerinde durduğu, büyük günahların büyüklerinden saydığı zina meşrulaştırılmış. Ne yapmışlar? Ayete bir kelime sokuşturarak, olması mümkün olmayan bir manayı vererek meşrulaştırmışlar. Bu ilgili ayetlerin tamamında böyle maalesef. Ve şimdi hangi mezhepte böyle? Tamamında. Bir tane istisnası yok. Ya da ben şu ana kadar bir istisnasını bulamadım. Ali Rıza Demircan Hoca'nın bu konuda yaptığı bir çalışması var. Ensar Vakfı tarafından basıldı. Orada da var mı bilmiyorum. Ha, tamam. Yeni baskısı bitti hocam. Yeni baskısı bitti. Ha, o önceki baskı evet. Şimdi bakın burada hakikaten işte yaptırdığım bir master çalışması var. İşte kadının kadına tanınan haklar ve sorumluluklar, Kur'an-ı Kerim'in tanıdığı, mezheplerin tanıdığı ve Yunan-Roma hukukunda kadın. Bir karşılaştırma yapan bir master çalışması yaptırdık. İşte bitti ama bir takım tahsihler var. Orada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki bir kere Kur'an-ı Kerim'in verdiği haklar kadının elinden tamamen alınmış. Yunan ve Roma, yani evlenme ve boşanma ile ilgili kısımlar büyük ölçüde onların şeyleri alınmış ve İslam diye göstermiş. Mesela çağımızda da öyle. Çağımızda faizsiz diye kurulan kuruluşlar, Türkiye'de değil sadece, bütün dünyada Batılıların yaptıklarını alıyorlar, yeşil bir ambalajla ambalajlayarak işte size İslami diye sunuyorlar. Yani öteden beri böyle olmuş. Müslümanların son derece dikkatli olması gerekiyor. Ondan sonra da başımıza bu felaketler nereden geliyor? Vallahi Cenab-ı Hak çok merhametli. Eğer o kadar merhamet olmasa, bir de dua edin ki şu hocalıkla alakası olmayan Müslümanlar var. Onlar olmasa biz çoktan batmıştık. Yani samimi Müslümanlar var. Sokaktaki Müslümanlar var. O sokaktaki Müslümanlara dua etmek lazım. Hani o insanların beğenmediği, avamdan dediği Müslümanlara dua etmek lazım. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitabın çoğusu çok ister. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا Keşke sizi imanınızdan dolayı sonra kafirliğe çevirseler diye çok isterler. Haseden min indi enfusihim, kendi içlerinde bulunandan kaynaklanan bir kıskançlıktan dolayı. Onlarda bulunan neydi? Tevrat ve İncil. Tevrat ve İncil son peygamberi haber veriyor ve bakıyorlar ki bu bizim beklediğimiz peygamber ve bu peygamberin de geçen hafta konuşmuştuk, çok büyük bir başarıya imza atacağını görüyorlar. Kendi kitaplarına görüyorlar. İşte dünya hakimiyeti onların eline geçecek diye görüyorlar. Bu defa Müslümanların yollarından uzaklaştırırsak Allah bunlara bu hakimiyeti vermez diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak, gerçek onlar için açıkça ortaya çıktıktan sonra, işte hasede min inde enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Gerçek bütünüyle ortaya çıktıktan sonra böyle çok isterler. Onun için gerekeni yaparlar. Fa'fu, onları affedin. Vasfahu, yani onlara ilişmeyin. İlişkinizi de kesmeyin. Yani hani bir şey var ya, büyüklük bizde kalsın diye bir tabiri var ya, yani büyüklük sizde kalsın. Hatta yetiyallahu bi emri, Allahü Teala'nın emri gelinceye kadar.
Yani Cenab-ı Hak bu dünyada Müslümanlara hakimiyeti verecektir. Ahirette de bu insanların hesabını görecek. Defterlerini görecektir. Siz misiniz Müslümanları saptıran? İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkisinde de bir ölçü vardır. Bu dünya inanç bakımından herkesin alabildiğine hür olduğu bir yerdir. Dolayısıyla inancından dolayı hiç kimseyi ne mahkum edebilirsiniz ne de cezaya çarptırabilirsiniz. Bu Cenab-ı Hakk'a ait olan bir şeydir. Onu Allah-u Teala yeri ve zamanı gelince kendisi yapacaktır. Peki başka ne yapın diyor bize? Ve akimus salate ve atuz zeka. Namazı tam ve sürekli kılın. Bir kere Allah-u Teala namaz konusunda hiçbir şekilde taviz vermiyor. Namazı kılmamak diye bir şey bir Müslüman için asla düşünülemez. Namazın kazası diye bir şey de hiçbir zaman için olmaz. Bir namazı vaktinde kılmadınız mı, ömrünüzü namazla geçirseniz o bir vaktin kaybını karşılamanız mümkün değildir. Yapacağınız tek şey af dileyip Cenab-ı Hak'tan bir daha aynı şeyi yapmamaktır. Bak mesela namazını sonradan kılabilirsin, kaza edersin sözüyle de Müslümanlar hep namazsız hale getirilmişlerdir. Şimdi bu öyle bir şey ki ödeme zamanı olmayan bir borç. Ne zaman ödersen öde. O zaman alabildiğim kadar alırım, değil mi? Şimdi bir yere bir dükkan açılsa veresiye verilir. Ödeme günü mühim değil. Ne zaman getirirseniz getirin. İlk giden adam dükkanın bütün mallarını alır. Ve bir daha da ödemez zaten. Nasıl olsa mühim değil. Takibat yok, bir şey yok. Ne olacak? Ve Müslümanlar namaz karşısında öyle. Cami dersine kılarız. Sana bu yetkiyi kim verdi? İşte kitaplar böyle diyor. Peki Allah'ın kitabı ne diyor? Peygamberimiz ne yapıyor? Peygamberimiz ne diyor? Var mı peygamberimizin hadisinde namazını daha sonra kılarsın diye? Sadece iki kişi için var. Unutan için ve uyuyakalan için. O kadar, üçüncüsü yok. Unutmak ve uyuyakalmak da insanın elinden gelmeyen bir şeydir. Yani unutursun, insansın. Yani unutursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de unutmuş Hendek Savaşı'nda. Uyuyakalabilirsin. Peygamberimiz de kalmış, uyuyakalmış. Ama aklına geldiği zaman ve uyandığı zaman kılmış namazı. Ve atuz zekah, ve zekatı da verin. Buna çok dikkat edin. Şimdi muhterem arkadaşlarımız, zekat öyle bir şey ki, öyle muhteşem bir şey ki, o tam olarak uygulandığı zaman toplumda hayal edemediğiniz bir gelişme ve kalkınma olur. Bunda da çok ciddi yanlışlar vardır. Mesela ben size çok kısaca bir Hanefi mezhebini özetleyeyim zekat konusunda. Çok şükür bu konuda 3 tane doktora yaptırıyoruz. İnşallah bu doktoralar bitince çok güzel neticeler ortaya çıkacak diye ümit ediyorum. Çünkü öylesine ihmal edilmiş ki, bugünkü kitaplardan okuyup da zekatı doğru dürüst anlamak hemen hemen imkansız. Dolayısıyla bunların Kur'an ve sünnet köklerinin çok iyi bir şekilde araştırıp ortaya konması lazım. İnşallah bu doktoralar vesilesiyle bunu da yapacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 60. ayetinde 8 sınıfa zekatın verileceği belirtiliyor. Tevbe 60'ı açın, 9. sure 60. ayeti. Thank you.
Evet, 195. sayfa. Diyor ki Allah-u Teala burada اِنَّمَا الصَّدَقَاءُ لِلْفُقَرَى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى. Sadakalar, yani zekatlar fakirler içindir diyor. Vel mesakin ve miskinler içindir. Şimdi fakirlerin tarifi yapılıyor. İşte temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olamayan kişidir deniyor. Bir yıllık ya da bir aylık yiyeceği de buna dahil edilerek. Tamam. Peki miskinler kim? Miskinler de diyor bir günlük yiyeceği olmayandır. Bu zaten fakir kapsamına giriyor. Zaten fakir bu işte, miskin. Ama ayet-i kerimeye baktığınız zaman miskin çok farklılaşıyor. Peygamberimizin hadisine baktığı zaman miskin farklılaşıyor. Hadis-i şerifte, yani ben detaylara fazla girmeyeceğim, delillere girmeyeceğim çünkü konu tamamen şey yapar. Ama ayet ve hadislerde miskin işsiz olan kişi demektir. İşsiz. Çünkü işsizlikle fakirlik arasında bir fark vardır. Vel amilin aleyha, zekat için çalışanlar. Tamam, buna bir şey denmemiş. Ondan sonra vel müellefeti kulubum, kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Bu kaldırılmış Hanefi mezhebinde, bu yok. Niye yok? Diyor ki Hazreti Ömer zamanında kaldırıldı, bu konuda icma var. Allah Allah, nasıl oluyor yani? Peygamberimiz zamanında İslam tamamlandı, Hazreti Ömer zamanında öyle mi kaldırıldı? O zaman o onu kaldırırsa biz de başkası da başkasını kaldırır. Zaten hep her toplantıda, hemen hemen her toplantıda işte Hazreti Ömer böyle yapmıştır, biz de yaparız. Hep söylenir durur bu kelime. Bu da Hazreti Ömer'e büyük bir iftiradır. Yani mesela bir fakire zekat veriyordunuz, zenginleşti, vermeyeceğim ona artık zekat dediğiniz zaman fakirlere zekat verilmez mi demiş oluyorsunuz. İşte Hazreti Ömer de müellefe-i kulüp denen kişilere vermek istememiş, tamam. O onun iştihadıdır. Ama müellefe-i kulübe zekat verilmez dememiş ki. Kalpleri İslam'a ısındırılanlara. Bunu kaldırmışlar. Ondan sonra, şimdi yani siz insanları İslam'a ısındırmak için, şimdi mesela bakın, Allah nasip ederse yarın Kuzey Kutba gideceğiz. Yani İslam'la, Müslümanlar için çok önemli bir hizmeti yapacağız. Şimdi bu hizmetler için, şimdi eğer zekat doğru dürüst olsaydı, ben şimdi orada gittiğim yerde büyük bir yemek verirdim onların, onun önde gelenlerine, müellefe-i kulüp fonundan. Ondan sonra gelenlerin cebine de bir diş kirası ayarlardım. Onlara gayet güzel İslam'ı anlatırdım. Ve bunu Türkiye'de de yapardım, her yerde de yapardım. Yani öylesine bir şeyimiz, ufkumuz daraltılmış ki. Birçokları soruyor, Süleymaniye Vakfı'nın faaliyetlerine zekat olur mu? Ulan buraya olmazsa nereye olur? Söyler misiniz bana? Çünkü öylesine fakirleştirilmiş, öyle bir daraltılmış ki şey. Yani ben burası için de birçokları, yani burada bu 8 sınıf sosyal ihtiyaçların tamamını içine alıyor. Ama biraz sonra göreceksiniz ne kadar daraltıldığını. Şimdi müellefe-i kulüp gitti. Şimdiye kadar bir sınıf var işte, bir fakirler. Ve firri kap, işte şey, boynu eğri olmuş olan kişiler, yani esir alınmış olan insanlara da, insanlar konusunda zekat vereceksiniz. Ne demek? Bu insanlar, esir alınanlar ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakılacak. Şimdi siz karşılıklı serbest bırakılmasını istiyorsanız, bunlar da esirdir. Nereden para bulup da fidyelerini verecekler? O zaman bunları zekattan ayıracaksınız pay. Bunların fidyesini siz zekattan ödeyeceksiniz ve onları da serbest bırakıp gidecekler. Yani hem onun bakımını üstlenen ailenin masraflarını karşılamış olacaksınız. Hem de bu insanları hürriyetine kavuşturacaksınız. Bakın. Fakat buna ne demişler? Demişler ki bunlara olmaz zekat. Ya mükatep olacak. Ne demek?
sahibiyle sözleşme yapacak. Ondan sonra vereceksiniz. Nerede bu peki böyle bir şey? Ondan sonra sahibi de ona veremez diyor. Mükatebe ile ilgili bir tek ayet var. Nur suresinin 33. ayeti. Ve atuhum mimma lillahi'llezî atakum. O kendi eliniz altındaki şeylere, esirlere Allah'ın size verdiği maldan verin diyor Allah. Bunlar da diyor ki verilmez. Şimdi bak ne hale gelmişiz, görüyor musunuz? Bu da yok. O da fakire çevirir. Çünkü o zaman fakir durumuna gelecek diyor. Halbuki Allah esir diyor burada. Vel garimine, borçlulara verin zekatı diyor. Bugün mesela işletme sermayesi sıkıntısı çeken birçok insanlar var. Faize düşüyorlar. Bizim kitaplarda yazılana bakarsan, kardeşim adamın fabrikası var, o kadar alet edevatı var, satsın. Güzel. Güzel. Bu olay sadece o kişiyle alakalıysa satsın. Arkasından yüzlerce işsiz kalan insan ne olacak? Onların aileleri ne olacak? Ama bunu da fakir diye tanımlıyorlar. Ya kardeşim, o zaman Allahü Teala bir tek kelime söyledi. Niye böyle 8 tane sınıf sayıyor? Sonra ilk 4 tanesine lam harfi celi var. Tahsis ifade ediyor. Diğer 4 tanesine fi var. Fon oluşturulması. Hiç bunlara dikkat eden yok. Ve fi sebilillah, Allah yolunda harcayın. Allah yolundaydı tutuyorlar. Diyorlar ki işte bir savaş. Adam savaşa gidiyor. Savaşa giderken silah alacak parası yoksa ona verilir. Kardeşim, ben şimdi savaşa giderken bana silah alacaksın. Ben o silahı ne zaman öğreneceğim atmayı? Sonra ben seni nereden bulacağım bu saatte? Burada ayet öyle mi diyor? Önceden hazırlık yapacaksın. Sonra sadece savaşla alakalı değil ki, bu son derece kapsamlı bir kavram. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri diğerlerini açıklıyor. Ondan sonra ibn-i sebil'e yolculara harcamak ne demek? Yolları yaparsınız, kervansarayları yaparsınız, o yollarda insanların ihtiyaçlarının karşılanacağı şeyleri yaparsınız. Dolayısıyla bu ayetlerinde anlatılan 8 sınıf sosyal ihtiyaçların tamamını fazlasıyla karşılayacak bir yapıdadır. Diğer ayetleri açıkladığınız zaman. Ama Hanefi mezhebindeki açıklamada 8 sınıf 2'ye düşer. Fakirler ve zekat toplayan memurlar. Üçüncüsü yoktur. Yani o kelimeler olarak vardı da tanımları hep fakir olur. Hep fakir. O zaman da zekat bir işlev yapamaz. Bakarsınız ki bir Kur'an kursuna gitmişler. Ben İstanbul Müftülüğü'ne ilk geldiğim zaman bunları gördüm. Zekatı fakirin eline teslim etmek lazım. Giderler Kur'an kursuna, talebeleri sıraya dizerler. Çocuklara zekatlarını verirler tek tek şeyden. Ondan sonra da o şeyi toplar onların elinden. Yönetim. Zekat veren vermiş oluyor. O çocukların ahlakı ne olacak? Öyle rahatsız oluyordum ki o ilk zamanlar. Şimdi Kur'an kursundan çocuklar geliyor. Mendilimi çıkarmak için elimi cebime atınca bana ne verecek diye bakıyorlar. Allah Allah. Bu kişiliğe bakın ya. Sonra o şeylerle ya bunu yapmayın dedik. Vazgeçtiler mi geçmediler mi bilmiyorum ama ben müftülükteyken ciddi manada azalmıştı. Şu andaki durumu bilmiyorum. Yani bakın Allahü Teala ve akimus salah diyor. Namazı bir acayip hale getirmişiz. Adama diyorsun ki yani bir Müslüman'a sen namaz kılıyor musun diye sormak ona en büyük hakarettir. Ne demek namaz kılıyorum? Müslümansa namaz kılıyor musun diye sorulur mu? Elbette kılıyordur. Ama maalesef bugün insanlar böyle. Namaz kılınmayabileceği kafasına iyice yerleşmiş. Zekata sıra gelince o da bir acayip, herkes kendi kafasına göre işte veriyor vermiyor. Halbuki zekatın bir şeyi vardır. Veren ve alan. Allahü Teala peygamberimize ve bütün Müslüman yöneticilere emrediyor.
Estağfirullah. Huz min envalihim sadakaten. Mallarından sadaka al. Tutahhiruhum, böylece onları arındırmış olursun. Ve tüzekkihim, ve geliştirmiş olursun. Ekonomi zekatla gelişir, başka bir şekilde değil. Ama o dört tane büyük fonlar oluşur. O fonları, fon yönetimleri, şunlar bunlar. Tabii istismarları engelleyecek prensipler konur. Faiz ekonomiyi mahveder. Ama zekat ekonomiyi müthiş bir şekilde geliştirir. İşte ihtiyacın olduğu zaman sen gidip de kredi almazsın. O fonlardan destek alırsın. Zaten şeydir, bu ticari şeyler, koskoca bir kuruluş, mesela bir trilyonluk kuruluş bazen birkaç milyon lira eksiği bulamadığı için batar. Şey budur. Çünkü döndüremezsiniz elinizde nakit olmazsa. Malınız vardır ama paraya çeviremediğiniz için bir şeyiniz, ayağınız bir denge şey yaparsa tutmaz da bir az bir yoldan kaydı mı bütün servetinizle beraber gidersiniz. İşte her zor durumda olana zekat yetişir ve ne sosyal güvenlik problemi kalır ülkede, ne kredi ihtiyacı kalır, ne de bir başkası, ne de tüketiciyi teşvik için özel gayretlere ihtiyaç kalır. Evet. İşte bak, Allah-u Teala diyor ki akimussalah, namazı dosdoğru kılın, ve atuzzekah, zekatı da verin. Bu zekat kelimesi çok önemli. Zekat geliştirme demektir. Yani sizi ekonomik yönden geliştirecek olan o zekata, ahlaki yönden de geliştirir, ekonomik yönden de geliştirir, sosyal yönden de geliştirir, her konuda geliştirir, o zekatı verin. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Kendiniz için önceden yapacağınız her hayrı Allah katında bulursunuz. Bakın, bu verdiğiniz zekatlarla bu dünyada çok ciddi karşılıklarını alırsınız ama asıl alacağınız ahirettedir. Aynı zamanda ahiret yatırımı yapmış olursunuz. İnnallâhe bimâ te'amelûne basîr. Çünkü Allah-u Teala ne yapmakta olduğunuzu görür. Ve kâlu len yedhulel cennete illâ men kâne hûden ev nasâra. Şimdi her şeye rağmen Müslümanların hak yolda olduğunu biliyorlar, gayet iyi görüyorlar. Kıskançlıklarından yaptıklarını da yapıyorlar. Kalkıp bir de şunu söylüyorlar. Yahudiler diyor ki Yahudi olmayan cennete giremez. Hristiyanlar da diyor ki Hristiyan olmayan cennete giremez. Bizim Türkiye'de de dinlerini parça parça eden değişik insanların etrafında toplaşanlar var. Herkes kendi cemaatinden başkasını cennete sokmuyor. İyi yani, o kapıda siz duracaksanız, o cemaatin kimliğini soracaksanız doğrudur. Böyle bir yetki aldıysanız Cenab-ı Hak'tan, tamam. Ama böyle bir yetkiniz yoksa bu iddianızın delili nedir? Onu getirin de görelim. Tilke emaniyuhum. Bu onların kuruntularıdır. Kuruntu. Kendi kurgularıdır. Temennileridir. Beklentileridir. Şimdi temenniyi şöyle tarif ederler. Olması mümkün gözükmüyor ama olmasını istiyorlar. Yani Araplar öyle şey yapar. Yani bunlar, onların ümniyeleri, olacağına kanaatleri yok ama hep o tarafa doğru kendilerini yönlendiriyorlar. Yahudiler diyor ki Yahudi olacaksın ki cennete gidesin. Hristiyan diyor ki Hristiyan'dan başkası cennete gidemez. Onların kurguları bu. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki bak, kurgu, güvenleri yok. Kendilerini şartlandırıyorlar o şekilde.
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ Delilinizi getirin. Getirin delilinizi. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ İddianızda haklıysanız getirirsiniz. Hadi. Tevrat'tan getirin delilinizi, İncil'den getirin delilinizi bakalım var mı? Getirin. Delil yok. Peki o zaman neye dayanarak söylüyorsun? Allah'a ait bir konuda sen nasıl konuşabilirsin? Mesela bizde de işte her cemaat bizden olmayan cennete gitmeyecek. Tamam güzel. Var mı delilin? Getir bir görelim. Delilin varsa hay hay. Ama o delil Allah'a ait bir delil olacak. Öyle sen kendi kafandan falan böyle demiş filan böyle demiş delil olmaz. Cenab-ı Hak çünkü cennete de sokacak olan Allah-u Teala cehenneme sokacak olan da o. Getir bakalım. Bela men esteme vechehu lillahi ve huve muhsin. Yani bunların dediği gibi değil, tam tersine kim yüzünü Allah'a teslim ederse samimi olarak, iyi niyetle, içinde iyi niyet var, tamamen Cenab-ı Hakk'a teslim oluyor. İşte teslim olana zaten Müslüman derler. Allah ne diyorsa o. Bitti. Bunu diyebiliyor musunuz? Lafta herkes söyler de Cenab-ı Hakk'ın sözünü şuna buna tasdik ettirmeden kabul etmez. Ayeti okursunuz, ben anlamam, ben bir şeye sorayım. Bizim hocaya bir sorayım. Tamam. Yani sor bakayım Allah doğru mu söylemiş, yanlış mı haşa. Manası olur, başka bir anlamı var mı? Bela men esleme vechehu lillah. Hayır. Yüzünü Allah'a teslim eden. Allah'a teslim olan, Allah ne diyorsa o, başımın üstünde yeri var diyen, ve huve muhsinun, içeriden içinde de samimi. Çünkü dıştan Allah'a teslim olmuş gözüken çok insan vardır. Siz onu büyük mücahit olarak görürsünüz. Hayber Savaşı'ndaydı yanlış hatırlamıyorsam. Birisi müthiş bir şekilde mücadele ediyor. Gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki ya Resulallah bu ne kadar iyi bir kahraman. Allah yolunda müthiş bir mücadele. Peygamberimiz diyor ki o münafıktır. Allah Allah. Ya şey yapmış en önde mücadele ediyor. Karşıdaki düşmanla canla başla savaşıyor münafık olacak. Şimdi bunu duyan sahabelerden birisi şimdi ismi aklıma gelmedi siz hatırlarsınız. Takip ediyor onu. Allah Allah nasıl olur bu? Ağır bir yara alınca şey yapıyor, kılıcını böyle şey koyuyor, altını yani sivri ucunu yukarıya doğru koyuyor, vücudunu üzerine bindirerek intihar ediyor. Sonra geliyor diyor ki senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim diyor Peygamber Efendimiz'e. Bir kez daha şahitlik ederim. Ne oldu? Hayırdır? Ben o adamı takip ettim ki intihar etti diyor. Sen doğru söylemişsin. Bakın içindekini bazen bu kadar gizleyebilir. O Allah'ın peygamberiydi. Cenab-ı Hak bir şekilde ona bildirdi, söyledi. Peki bize kim bildirecek? Onun için çok dikkatli olalım. Son derece dikkatli olmamız lazım. Karşımıza büyük bir mücahit gibi gözüken, büyük bir dindar gibi gözüken, önder gibi gözüken nice insanlar bu durumda olabilir. Onun için diyor ki Allah-u Teala men esleme veçhehu lillah yüzünü Allah'a teslim etmiş ve huve muhsin içinden de samimi bir üçkağıtçılık yok. Niyeti farklı değil. Allah ne demişse o Allah'ın emirlerini tam olarak kayıtsız şartsız kabul ediyor ve yapabildiği kadar yapmaya çalışıyor. فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Rabbinin katında bu yaptığının karşılığı vardır.
Allah ona onun karşılığını verecektir. Ve la havfun aleyhim, bunların üzerinde hiçbir korku olmaz. Bunlar bu dünyada da korkmazlar. Şimdi bu dünya kimin? Kimin? Allah-u Teala'nın. Peki benim Rabbim kim? O da Allah. Bu dünya benim Rabbiminse benden daha zengin, benden daha arkası güçlü, benden daha iyi durumda olan bir insan olmaz. Ben ne bu dünyada bir korku çekerim ne de ahirette. Yeter ki ona karşı iyi olayım. Mal da onun, benim vücut da onun, yaratan da o, yaşatan da o, istediği zaman öldürecek olan da o. O zaman benim yapacağım bir hesap yoktur. Benim hesabım her zaman onun rızasına uymanın azami yollarını aramaktır ve onu yaşamaktır. O kadar. Ondan sonrası ona kalmıştır. Böyle bir kişinin üzerinde ne bu dünyada korku olur ne de ahirette. Çünkü Allah'a teslim olmuştur. Allah her yerde vardır, her zaman vardır ve her zaman herkesten daha güçlüdür. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Şimdi bugünkü dersi bitirdik. Gelelim başka şeylerden biraz bahsedeyim size. Bu cumartesi günü Mustafa Çavdar'la beraber Batman'a gittik. Batman'a bu ikinci gidişimiz. Birinci gidişimizde işte halka hitap etmiş ve din görevlileriyle sohbet yapmıştık. Bu gidişimizde din görevlileriyle sohbet olmadı. Çünkü müftüsü değişmiş, yeni müftü de gelip göreve başlamamış. Öyle bir ana rastladı. Fakat Batmanlılarla çok güzel sohbetler yaptık. İnşallah yakında onların video kayıtları gelir. Sizler de onları izleme fırsatını bulursunuz. Birinci gün Aile Der diye bir dernek var. Orada hem başkanı Muhammed Bey hem de orada çok gayret gösteren Abdullah Sevgili Hoca var. Büyük bir çalışma yapıyorlar. Orada çağırdıkları çoğusu öğretmen olan bir grupla 3 saat birinci gün akşamı sohbet yaptık. Yani saat 11'e kadar falan sürdü. İkinci gün de saat 12'den saat 4'e kadar süren 4 saatlik bir halka açık sohbet oldu. Halka açık ama yani gelenler böyle seçme, sanki özel olarak davet edilmiş ki zaten öyle gözüküyordu. Yarısı kadın, yarısı erkek. Kadınlar da son derece şey böyle uyanık, konuları gayet yakından takip eden, erkekler de öyle. Ve sorulan sorular izlediğiniz zaman göreceksiniz, gayet güzel sorular. Sanki birbirleriyle anlaşmışlar gibi aynı soruyu soran bir iki kişi ya çıkıyor ya çıkmıyor. Yani gerçekten bizi son derece memnun eden bir hafta sonu geçirdik. Dolayısıyla buradan o toplantıyı düzenleyen kardeşlerimize teşekkür ediyorum ve o toplantıya gelenlere de. Birinci gün de çok güzel sohbetler yaptık karşılıklı konuşmalarla. İkinci gün her ne kadar bir kültür merkezinde bir konferans salonunda olsa bile o konferans salonunun vermiş olduğu şeyi kaldırarak karşılıklı konuşmayla, sohbetlerle biraz canlılık kazandırmaya çalıştık. Zaten baştan sona kadar herkes heyecanla, yani 4 saat sürmesine rağmen büyük bir heyecanla takip edildi. Ve çok güzel bir hafta sonu geçirildi. Bunu da buradan size bildirmiş olayım. Bir de Allah nasip ederse yarın sabahleyin çok erken bir saatte sabah namazından önce havalanmış olacağız. Norveç'in kuzeyine Tromsø'ya gidiyoruz. 70 derece enlemde olan bir yer. Bugünlerde orada güneş batmıyor. Pardon, doğmuyor, tam tersi.
Bugünlerde güneş orada doğmuyor. Güneşin doğmadığı, yani tamamen ufkun altında kaldığı bir dönemde namaz vakitlerini nasıl tespit edeceğiz? Onu yerinde gözlemlemek için gidiyoruz. Oradaki arkadaşlarımız, dostlarımız sağ olsunlar bize oranın bir yıllık video çekimlerini göndermişlerdi. Onlar üzerinde yaptığımız çalışmalarla ben de çok ciddi bir kanaat hasıl oldu. Zaten size zaman zaman söylüyordum. Kuzey Kutup'ta 5 vakit namazın vaktinin belli olduğuna inanıyorum diye. Çok ilginç husus şu, döndükten sonra daha rahat konuşacağız Allah nasip ederse. Haftaya yani gelmiş olacağız yine salı günü. Pazartesi döneceğiz Allah izin verirse. Ayet-i kerimelerin, yani işte Allah'ın sözü olunca böyle oluyor. O gördüklerim namaz vakitleriyle ilgili ayetlerin ifadesine birebir uyuyor. Cenab-ı Hak öyle kelimeler kullanmış ki Kuzey Kutup'ta da o kelimeler aynen geçerli, burada da ekvatorda da. İşte yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğu ki hiç şüphemiz yok. Tabii bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıkmış oluyor. İnşallah onu ki ekip, yani teknik elemanlar var, çekimleri yapacak olan, bunu video çekimleri yapacak olan, bunların ayıklanmasını yapacak olan, ondan sonra uzay bilimlerinden olan böyle iyi bir, güçlü bir ekiple gidiyoruz. Ve orada da çok enteresan, tam o bölgede Müslümanlar var. Onlarla isibat kuruldu. Şimdi onlar da büyük bir şeyle, heyecanla bizi bekliyorlar. Allah nasip ederse teklif etmişler, bu cuma günü namazı bize kıldırır mı diye, bize bir hutbe okusun Arapça olarak. Orada Araplar varmış galiba, inşallah okuyacağım. Bir de o hutbenin de konusunu gönderdi ki o zamana kadar İngilizceye tercüme ederek oradan onu da yanından şey yapacaklar Allah nasip ederse. Oradan dönüşte de Almanya'da 2 gün kalacağız. Ama Almanya'nın programı tam netleşmedi. Çünkü şu anda bizim için esas olan o Kuzey Kutup'ta yapacağımız gözlemler, o çok önemli. Ama Almanya'da 2 gün kalacağız. O 2 gün içerisinde Almanca konuşan Müslümanlar Birliği ile zaman geçireceğiz. Ve inşallah mümkün olursa Frankfurt'ta da bazı temaslarımız olacak. Ve Allah nasip ederse haftaya salı günü ümit ederim ki Cenab-ı Hak lütfederse size bu konuda daha geniş bilgi vermek nasip olur. Evet, bu cumartesi, şimdi Yahya'yı hatırlattı. Bu cumartesi günü tabi olarak vakfımızda ders yok. Ama inşallah bundan sonra, şimdi Allah'a şükür vakfımız giderek zenginleşiyor. Yani hocalar çok. Artık bu dersleri yavaş yavaş diğer hocalara devretmeye başlayacağız inşallah. Peki şimdi bir ara veriyoruz. Sonra soru cevapla devam ederiz.